Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Yeni bir çalışmayla birlikteyiz. Bu çalışmamızda başta KPSS ve tüm kamu sınavlarına yönelik vatandaşlık dersini kapsayan 50 tane soru çözeceğiz ve bir genel tekrar yapacağız. Eğer hazırsanız videomuza geçiyoruz. Videomuza geçmeden önce beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Çok fazla sizi bekletmeden ilk sorumuzla başlıyoruz. Tam 50 soruyla full vatandaşlık arkadaşlar. Neyini yapacağız? Tekrarını yapacağız. Haydi ilk sorumuz gelsin. Davacı tarafından ileri sürülen olgunun bulunmadığının davalı tarafından savunması durumuna ne ad verilir? Davacı tarafından ileri sürülen olgunun bulunmadığının davalı tarafından savunulması inkar mı, itiraz mı, def mi, illam, kabul mü arkadaşlar? Tabii ki bu durumu biz inkar olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? A şıkkı birinci sorumuz bu. Çok fazla arkadaşlar kısa kısa tekrarlar da yapacağız. Yani açıklamalar daha sonra çok fazla zamanınızı almaması adına hızlı bir şekilde soru çözümümüzü devam edeceğiz. Hukuk kaynaklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Yazılı kaynaklar asli bağlayıcı kaynaklar mıdır? Evet. Yazısız kaynaklar yetkili merciler tarafından mı tarafından konulmaz? Bu da doğru. Yazısız kaynaklar öteden beri toplumdan ola gelen kurallardır. Bu herhangi bir yetkili merci tarafından konulmuyor. Yardımcı kaynaklara hakim uymak zorunda değildir. Doğrudur. Gerek gördüğü zaman uyabilir. Yazılı kaynakların diğer adı da mevzuattır. Bu da doğru arkadaşlar. Yazılı ve yardımcı kaynakların tamamına biz pozitif hukuk diyoruz. Doğru mudur? Hayır. Pozitif hukuk bir ülkede belli bir dönemde uygulanan arkadaşlar yazılı hukuk kurallardır. Genelde bunlar yönetmelikler, yasalar, tüzükler. Genel anlamda biz buna pozitif hukuk diyoruz. Dolayısıyla yazılı ve yardımcı kaynakların tamamı pozitif hukuk değil. Pozitif hukuk genelde neye dayanıyor? Yazılı hukuk kurallarına. Doğru cevap şıkkımız burada nedir? E şıkkıdır. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilere üye olabilmek için istifa etmek zorunda değildir? Bakın güzel bir soru. Hangisi siyasi bir partiye üye olmak için istifa etmek zorunda değil? Arkadaşlar istifa etmek zorunda olmayanlar avukatlardır. Ama devlet memurları, yüksek yargı organ mensupları, öğretmenler, silahlı kuvvet mensupları bunlar istifa etmek zorunda fakat avukatlar istifa etmek zorunda değil. Doğru cevap şıkkımız nedir? D şıkkıdır. Dördüncü sorumuz meclisin iç yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Meclisin iç yapısı ile ilgili TBMM çalışmaların kendi yaptığı iş tüzük hükümlerine göre yürütür. Doğru. Meclis Başkanı TBMM tarafından en fazla 4 turlu seçimle belirlenir. Bu da doğru arkadaşlar. Mecliste bir siyasi partinin temsil eden en az 20 milletvekiliyle siyasi parti grubu kurulur. Evet, siyasi parti grupları için 20 milletvekili gerekiyor. Başkanlık divanı için her yasama döneminde bir defa seçim yapılır. Bu dursun. Kamu denetçilik kurumu TBMM başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösterir. Başkanlık divanı için her yasama döneminde bir defa değil arkadaşlar. Bir yasama döneminde toplamda 3 defa seçim yapılır. 3 defa demek ki başkanlık divanı için her yasama döneminde bir defa seçim yapılır ibaresi yanlış. Her yasama döneminde kaç defa yapılıyormuş? 3 defa. 4. sorumuz bu. 5. sorumuz güzel bir soru yine. 1982 Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, TBMM iş tüzüğünün ve bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan iptal davası açabilir? Kararname, TBMM iş tüzüğü, kanunların şekil ve esas bakımından iptali için Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan İptal davası açmayı soruyor arkadaşlar. Birincisi Cumhurbaşkanı açabiliyor arkadaşlar. İkincisi TBMM üye tam sayısının en az 5'te biri olan milletvekilleri. Bir de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu doğrudan arkadaşlar anayasaya iptal davası açma hakkına sahipler. Fakat TBMM başkanı ve bakanların böyle bir yetkisi yoktur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır. Yani 1, 4 ve 5. Yani Cumhurbaşkanı,
TMG tam sayısının en az 5'te biri, bir de en fazla üye sahip siyasi parti grupları ne yapabiliyor? TBMM'ye doğrudan, anayasaya doğrudan iptal davası açabiliyor Anayasa Mahkemesi'ne. O zaman doğru cevap şıkkımız neydi burada? C şıkkı, bu güzel bir soru. Bunu not alabilirsiniz. 6. sorumuz arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre siyasi partilerin devlet yardımından kısmen ya da tamamen mahrum bırakılmasını aşağıdakilerden hangisi karar verebilir? Siyasi partilerin devlet yardımından kısmen ve tamamen mahrum bırakılmasını arkadaşlar Anayasa Mahkemesi karar verebilir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır. Güzel bir soru. 7. sorumuz. Aşağıdaki görevlerden hangisi atamayla iş başına gelmez? Atamayla, yani seçim yoluyla gelir demek istiyor. Vali, TRT Genel Müdürü, Baro Başkanı, Kaymakam, Bucak Müdürü. Arkadaşlar burada seçimle iş başına gelen kişi baro başkanlarıdır. Baro başkanları atamayla değil, seçim yoluyla gelir. Ama valiler, yine TRT Genel Müdürü, kaymakamlar, bucak müdürleri, bunlar atanıyor. Baro başkanları seçim yoluyla. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C şıkkı. 8. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkaramaz? Hangisi yönetmelik çıkaramaz? Şimdi arkadaşlar yönetmelikleri Cumhurbaşkanı, bunun yanında kamu tüzel kişileri çıkarabilir. Dolayısıyla burada arkadaşlarım Ege Üniversitesi, yine İzmir Barosu, Kuşçuburun Köyü, Konak Belediyesi, bunlar birer kamu tüzel kişiliğidir. Fakat burada yönetmelik çıkaramayacak kişilerin içerisinde bakan yardımcıları var. Bakan yardımcıları ne yapamaz? Yönetmelik çıkaramaz, ama bakanlıklar çıkarabiliyor arkadaşlar. Bir de bakanlıklar çıkarabilir. Demek yönetmelikleri son değişiklikle Cumhurbaşkanı da eklendi buna. Kamu tüzel kişileri, bir de bakanlıklar çıkarabiliyor. Ama bakan yardımcısı ne yapamaz? Yönetmelik çıkaramaz. Fakat diğerleri kamu tüzel kişisi olduğu için çıkarabiliyor. 9. sorumuz. Bu arada arkadaşlar bu anayasa soruları içerisinde, vatandaş soruları içerisinde bir de güncel bilgiler de var. Ekstradan, bu da ekstra olsun bize. Dünyanın yüz ölçümü en küçük ülkesi hangisidir arkadaşlar? Dünyanın yüz ölçümü en küçük ülkesi Vatikan'dır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? C şıkkıdır. 10. sorumuz, güncel bilgilerden güzel bir soru. Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen ilk kadın edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Leyla Erbil, Tombi Suyar, Gülten Akın, Tezer Özlü, Nermin Bezmen. Arkadaşlar Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösteren ilk kadın yazarımız Leyla Erbil'dir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkı. İlk Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan kimdi? Orhan Pamuk'tu. 11. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'ne sonradan katılan üye ülkelerden biridir? Arkadaşlar şöyle bir sırayla baktığımızda İtalya kurucu üyedir 1950'lerde. Hollanda yine, Fransa kurucu üye, yine Hollanda kurucu üye. Burada İspanya 1900, şöyle bir silelim arkadaşlarım. 1986, en son katılan 1990'lı arkadaşlar Almanya'dır. Çünkü Almanya Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılıyor. Özellikle de 2. Dünya Savaşı sonrası. Daha sonra tabi siyasi birliğini tamamladıktan sonra Doğu Almanya yıkılıp Batı Almanya, Doğu Almanya Birleşik Federal Almanya dönüşten sonra 1990'da AB'ye katılmış, çok sonradan en son katılan Almanya sevgili arkadaşlarım. 12. sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sosyal hayatı düzenleyen diğer kurallardan ayıran özelliklerinden biri değildir? Hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran bir özelliği. Şimdi devlet desteği olması ayrıcı bir özelliktir. Maddi yaptırım olması arkadaşlar. Mesela sosyal kuralların böyle bir özelliği yoktur. Soyutluluk önemli, yine ayrıcı bir özelliktir. Genellikle arkadaşlar hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran bir özellik. Fakat kişi iş ilişkilerini düzenleme, şimdi hem hukuk kurallarının hem mesela gelen göreneklerin hem işte günlük yaşamdaki diğer kurallar da kişi ilişkilerini düzenleyebilir. Yani bu özellik hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran bir özellik değildir. Ya ama devlet desteğine sahip olma, maddi yaptırma olması, soyutluluk ve genellik bu kuralları diğerlerinden ayıran önemli özellikler. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? Burada D şıkkıdır. 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurlarından biridir? Suçun maddi unsurlarından icra, kast, taksir, kanunilik, hukuka aykırılık. Arkadaşlar suçun maddi unsurlarından biri olan
sevgili arkadaşlarım, icradır. Mesela fiil, netice, nesnellik bunlar suçun maddi diğer unsurları olarak sayılabilir. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir? A şıkkı. 14. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarım katı anayasaların özelliklerinden biri değildir? Katı anayasalar. Yani çok sert anayasalar. Şimdi sert anayasaların önemli özelliklerinden birisi değiştirmesi zor anayasalardır. Değiştirilmez maddeler bulunuyor. Mesela bizim 1982 anayasasında bu var. Belli bir süre değiştirilmesinin yasak olması da bu yasaların önemli özelliklerinden bir tanesi. Zorunlu halk oylaması var mesela bu anayasalara karşı referandum. Fakat bu yasalar tamamıyla antidemokratik midir? Yani demokratik olmayan anayasalar mıdır? Hayır. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir? D şıkkı. Türkiye'deki en sert anayasa arkadaşlar 1924 aslında sert anayasa olarak biliniyor. En sert anayasa. Mesela bugün bizim anayasamızda değiştirilmesi zor bir anayasadır. Değiştirilmez maddeler var sevgili arkadaşlar. Bu bir anayasanın ne olduğunu gösteriyor. Sert, katı bir anayasa olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda zorunlu halk oylaması da var. Bilginiz olsun. Antidemokratik midir hepsi? Hayır. 15. sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden hangileri 1961 anayasasında yapılan 1971-73 değişiklikleri içine yer alır? Sevgili arkadaşlar, şöyle sırayla baktığımızda askeri yüksek idare mahkemesi arkadaşlar bu dönemdeki yapılan bir değişikliktir. Diyanet İşleri Başkanlığı 1924'tür. Tevhid-i Tesisat Kanunu'nda. Yüksek Hakimler Kurulu 1981. Devlet Denetleme Kurulu 1982 arkadaşlar. Dolayısıyla 1971 ve 73 değişiklikleriyle yapılan, daha doğrusu kurulan kurum Askeri Yüksek ve İdare Mahkemesi. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız yalnız B. Yani bir doğru cevap şıkkımız B şıkkı sevgili arkadaşlar. 16. sorumuz aşağıdakilerden hangisi yasama sorumsuzluğunun özelliklerinden biri değildir? Yasama sorumsuzluğu yani bir milletvekilinin TBMM'deki söz düşüncelerinden arkadaşlar rahatça ifade edebilmesi için kendisine tanınan bir hak. Ceza ve hukuk davalarına karşı korur. Arkadaşlar fikir hürriyeti amacı güdülür. Kısmen veya tamamen kısıtlanamaz. TBMM kararıyla kaldırılabilir. Milletvekillerinin meclis çalışmalarındaki oy, söz ve düşüncelerinden dolayı sorumlu olmamalarıdır. Zaten burada arkadaşlar yasama sorumsuzluğu E şıkkında açıklanmış. Yasama sorumsuzluğu bu. Yani milletvekillerinin meclis çalışmalarında oyların ve söz ve düşüncelerden dolayı sorumlu tutulmamalarıdır. Bu doğrudur. Kısmen veya tamamen kısıtlanamaz. Doğrudur arkadaşlar. Fikir hürriyeti amacı güdülür. Zaten temel amaç özellikle düşüncelerinden dolayı sorumlu tutulmamalı. Milletvekillerin ceza ve hukuk davalarına karşı koruyor milletvekillerini. Arkadaşlar TBMM kararıyla kaldırılamaz. Bu yanlış olan bilgi bu. Kaldırılamaz. Dolayısıyla kaldırılabilir demiş burada. Doğru cevap şıkkımız D. Yani parlamento kararıyla kaldırılabilecek yasama dokunulmazlığıdır. Sorumsuzluğu değil. Buna dikkat edelim. Yasama sorumsuzluğu TBMM kararıyla kaldırılamaz arkadaşlar. Kaldırılabilecek olan nedir? Dokunulmazlıktır. Buna dikkat edelim. Dokunulmazlık TBMM kararıyla parlamento kararıyla kaldırılabilir ama yasama sorumsuzluğu ne yapılamaz? Kaldırılamaz. Aşağıdakilerden hangisi yerinde yönetim faydalarının biri değildir? Yerinde yönetimin bürokrasi ve kıtasiyeciliği azaltır. Doğru arkadaşlar. Yerel ihtiyaçların karşılanmasını sağlar. Doğru. Yerel demokrasi anlayışının gelişmesini sağlar. Doğru. Kamu hizmetlerin sunumunda hız sağlar. Doğru. Ülke bütünlüğünü sağlar. Bu yanlış arkadaşlar. Yani yerel yönetim bazen federal bir devleti düşündüğünüzde bunun kontrolü mümkün olmayabilir. Dolayısıyla ülke bütünlüğünde zararlı bir yönetim şekli olarak biliniyor. Yanlış olan bilgimiz budur. Fakat bürokrasi ve kıtasiyeciliği azaltır. Yerel ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyor. Özellikle yerelde olduğu için bu yönetim tarzı. Yerel demokrasi anlayışını geliştiriyor. Kamu hizmetlerinin sunumunda hızı arttırıyor. Fakat ülke bütünlüğünün sağlanmasında arkadaşlar olumlu değil olumsuz bir etkisi var. 18. sorumuz aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilatı'nın taşra örgütü içerisinde yer almaz. Köy, kasaba arkadaşlar. Şimdi bunlar içerisinde arkadaşlar iller, ilçeler, bucaklar,
bölge idaresi yer alır, fakat belediye yerel idare içerisinde, taşra örgütü içerisinde değildir. Merkezin yerel bir kuruluştur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır. Yani belediyeler ve köyler yerel arkadaşlar yönetim birimleridir. Fakat ilçe, bucak ve bölge idareleri idarenin taşra örgütü kurumlardır. Buna dikkat edelim. 19. sorumuz bir güncel soru gibi duruyor. Türkiye'de yer alan aşağıdaki adalardan hangisinin ismi Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak değiştirilmiştir arkadaşlar? Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak isim değiştirilen ada Yassı Adadır. Yani sevgili arkadaşlar, bu ülke tarihimizde biliyorsunuz Adnan Menderes'in yargılandığı ve idam edildiği yer olarak biliniyor. Dolayısıyla bu yapılan bir değişiklikle Yassı Adanın ismi ne yapılmış? Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak değiştirilmiş. Aşağıdakilerden hangisi resmi sicil değildir? Nüfus kütüğü, vakıf senedi, evlenme sicili, tapu sicili, ticaret sicili. Resmi sicil özelliği taşımayan arkadaşlar vakıf senedi. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B'dir. Fakat nüfus kütüğü, evlenme sicili, tapu sicili, ticaret sicili bunlar resmi sicil olarak kabul ediliyor. Sevgili arkadaşlar, dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? Burada B şıkkı. 20. sorumuza geldik arkadaşlar. Bir anayasa tekrarı yapıyoruz. Bir vatandaşlık tekrarı yapıyoruz. Güncel bilgiler soruyoruz. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlarınıza önermeyi unutmuyorsunuz. Başta KPSS, görevde yükselme sınavı ve çeşitli kamu sınavlarının tümüne yönelik bu çalışmadan yararlanabiliriz. 21. sorumuz şöyle. Belli bir statü içinde bulunan kimselere hizmetle ve iş düzenle ilgili kurallara aykırı davranmaları halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Bir statüde bulunuyorsunuz ve iş düzenle ilgili kurallara aykırı davranıyorsunuz. Size disiplin cezası mı, para cezası mı, hapis cezası mı, cebri icra mı, manevi yaptırımı hangisi uygulanır? Tabii ki arkadaşlar disiplin cezası uygulanır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? A şıkkı. 22. Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargı davası değildir? Çekişmesiz. Çekişmesi nedir arkadaşlar? Yani taraflardan iki taraf arasında problemin olmadığı, herhangi bir sıkıntının olmadığı yargı davaları. Bir küçüğün ergin kırılmasını karar vermek, bu olabilir arkadaşlar. Akıl hastasını kısıtlayarak vasi atamak, bu da olabilir. Vakıfların mahkeme sicilinin tescili olabilir. Bir arsa üzerinde mülkiyet anlaşması, burada çekişme durumu var. Bir sıkıntı var. Çekişmeliyse arkadaşlar, yargı davasında iki tarafın arasında problemin olması durumudur. Dolayısıyla burada çekişmesiz yargı davasına örnek olmayan bir arsa üzerinde mülkiyet anlaşmasılı, yine evlat edinmede izin alma, bu da çekişmesiz bir yargı davası olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir? D şıkkıdır. 23. sorumuz. Aşağıdaki yazılı kaynaklardan hangisi Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi değildir? Çok güzel bir soru. Bu tarz sorular gelebilir. Anayasa Mahkemesi'ne denetimine tabi olmayanı bize soruyor arkadaşlar. Esas yönünde Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Bir kere Anayasa Mahkemesi esas ve şekil yönünden Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ne yapar arkadaşlar? İnceler. Esas yönünden yine şekil ve esas yönünden meclis iş tüzüğünü de denetimini yapar. Şekil yönünden arkadaşlar kanunları şekil yönünden inceler. Esas yönünden milletler arası antlaşmaları denetimini yapmak arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nin görevleri arasında bulunmaz. Şekil yönünde anayasa değişikliklerini de arkadaşlar denetimini yapar. Anayasa Mahkemesi birincisi arkadaşlar bir Cumhurbaşkanı kararnameleri, bir de arkadaşlarım meclis iş tüzüğü. Bunları hem şekil hem de esas bakımından denetimini yapıyor. Kanunların şekil yönünde denetliyor. Yine anayasa değişikliklerini şekil yönünden denetliyor. Fakat esas yönünden ya da şekil yönünden milletler arası antlaşmaları denetleme gibi bir yetkisi bulunmuyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? D şıkkı. Bu tarz sorulara dikkat edelim. Bu bilgiler size soru olarak gelebilir. 24. sorumuz aşağıdakilerden hangisi üniter devletlerle ilgili yanlış bir bilgidir? Üniter devlet, yani merkezi devletler. Güçlü bir merkezi yönetim var mıdır? Evet var arkadaşlarım. Devlet ülke, millet ve egemenlik unsurlardan teklik mi vardır? Unsurlarında doğrudur. Adalet, eğitim ve güvenlik hizmetlerinin tekliği söz konusudur. Doğru. Dış politikasının tek bir merkezde belirlenir. Doğru.
Çift meclis üniter devletin vazgeçilmez koşuludur. Arkadaşlar genelde üniter devletlerde çift meclis değil de tek meclisler esas alınıyor. Üniter devletten kasıt bütün yetkinin merkezde toplandığı devletlerdir. Merkezin güçlü olduğu devletlerdir. Ülkemiz buna örnektir. Federal devletler var. Yani birden fazla küçük devletin bir arada bulunduğu devletler. Üniter devlet de tam tersi. Yani bütün devletin bir merkezden, bir başkentten yönetildiği devlet şekilleridir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'nın döneminde mevcut olmayan ve ilk defa 1982 Anayasası'yla ortaya çıkan düzenleyici işlem türüdür? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Acaba 61 Anayasası'nda olmayıp da ilk kez 1982 Anayasası'nda ortaya çıkan düzenleyici işlem türü hangisidir? Kanun, yönetmelik, genelge, talimatname, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Arkadaşlar 1961 Anayasası'nda olmayıp 82 Anayasası'nda getirilen düzenleyici işlem türü Cumhurbaşkanlığı kararnamesidir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır. Bakın bu tarz sorular gelebilir. Bu tür sorulara dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. 26. sorumuz aşağıdakilerden hangisi olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenebilir? Arkadaşlar, özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti, konut hakkı, dilekçe hakkı, vergi ödevi. Şimdi olağan dönemlerde arkadaşlar temel haklar. Temel hak. Bir, kişi hakları. Bir de siyasi haklar arkadaşlar Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenemez. Şimdi bunlar içerisinde sadece arkadaşlar sosyal ve ekonomik haklar arkadaşlar olağan dönemde Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenebilir. Bunlar içerisinde sosyal ve ekonomik hak olan sadece hangisidir? Konut hakkı. Fakat özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti, dilekçe hakkı ve vergi ödevliği ne yapamaz? Olağan dönemde sosyal ve birer ekonomik hak olmadıkları için bunlar düzenlenemez. Fakat hangisi düzenlenebiliyor? Konut hakkı. Bu nasıl bir haktır? Sosyal ve ekonomik bir haktır. 27. sorumuz. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın görevlerinden biri değildir arkadaşlar? Şöyle baktığımızda kanunları yayımlamak, para basılmasına karar vermek arkadaşlar TBMM'nin görevidir. Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla bakanların atama görevlerine son vermek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek. Milletler Arası Antlaşmaları onaylamak ve yayınlamak Cumhurbaşkanı'nın görevi. Fakat para basılmasına karar vermek kimin görevi? TBMM'nin. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? B. Aşağıdakiler hangisi Arap Birliği birliğinin üyelerinden biri değildir? Arkadaşlar ülkemiz Arap Birliği'ne üye bir ülke değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkı. Mısır, Ürdün, Suriye, Irak Arap Birliği'ne üyelerdi. Dolayısıyla bu da güncel bir bilgiydi. 29. sorumuz yine bir güncel bilgi. 1934 yılında Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikalarına karşı Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisi? Türkiye bununla hangi sınırını güvence altına almıştı? Batı sınırını. Atina, Trakya, Bükreş, Balkan, Bükreş arkadaşlar protokolü. Arkadaşlar 1934 yılında Türkiye batı sınırını Alman ve İtalya'nın yayılmacı politikalarına karşı korumak için başta Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya ile yaptığı anlaşma Balkan Antantı'dır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? D şıkkıdır. İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye ne ad verilir? Soruşturma, kovuşturma, yargılama, ilam, tutuklama. Arkadaşlar bir kişi hakkında iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye biz kovuşturma diyoruz. Fakat suç unsurunun ortaya çıkmasıyla birlikte iddianamenin hazırlanmasına kadar olan evre ise biz soruşturma diyoruz. Bakın bir suç ortaya çıktı. Buna ilgili bir iddianame hazırlandı. Bu döneme soruşturma. Fakat iddianame hazırlandı. Bu kişinin cezalandırılması ile sonuçlanan duruma ise biz ne diyoruz? Kovuşturma. Bu soruya dikkat edin. Sorular karşınıza gelebilir. Hemen 31. sorumuza bakalım. Sahibine en geniş yetkileri veren, bakın güzel bir soru. Ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne ad veriliyor arkadaşlar? Nispi haklar, kişi hakları, mutlak haklar, mal varlığı hakları, alale de haklar. Şimdi arkadaşlar sahibine en geniş yetkileri veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara biz mutlak haklar diyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim en geniş haklarımızdır ve herkese karşı bizim arkadaşlar ne yapabileceğimiz, ileri sürebileceğimiz temel haklarımızdır.
Sevgili dostlarım, dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır. 32. sorumuza geldik. Gerçek kişinin ölmesi veya bu kişinin gayipliğine karar verilmesi halinde memalikin yani mal varlığını oluşturan hak ve borçların tamamına ne ad verilir? Yani bir kişinin ölmesi ya da gayipliğine son verilmesi durumunda bu kişinin mal varlığını oluşturan hakları ve borçlarının tanımlayan kavram ifa, edim, ibra, tereke, müflis. Arkadaşlar bu durumu ifade eden kavram terekedir. Tereke ölmüş bir kişinin hem borçları hem de haklarını ifade etmek için kullandığımız nedir? Kavramdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? D şıkkıdır. 33. sorumuz sevgili arkadaşlar. Güzel bir soru. Şöyle. 1982 Anayasasına göre savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse TBMM genel seçimi en fazla ne kadar süreyle erteleyebilir? 3, 2, 1, 9 ay, 6 ay. Arkadaşlar eğer bir savaş durumu varsa yeni seçimlerin yapılması için imkan yoksa TBMM bu seçimleri en fazla arkadaşlar 1 yıl erteleyebiliyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C. Bu tür sorulara dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlarım. 34. sorumuz. 1982 Anayasasına göre yukarıdakilerden hangileri Cumhurbaşkanlığına aday gösterebilir? En az 50 bin seçmen. Arkadaşlar bu yanlış, 100 bin seçmendi. Siyasi parti grupları gösterebilir arkadaşlar. En az %5 oy almış partiler de gösterebilir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkı. Yani siyasi parti grupları Cumhurbaşkanı adayını gösterebilir. Cumhurbaşkanı bir kişiye aday gösterebilir. Ya da en az %5 oy almışsa en son seçimde ne yapabiliyor? Arkadaşlar bir kişi Cumhurbaşkanı aday gösterebilir. Fakat en az 50 bin seçmen değil, en az 100 bin seçmen imza karşında bir kişi aday olarak gösterebilir. 1982 Anayasasına göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması yetkileri ve teşkilatları aşağıda hangisiyle düzenlenir? Arkadaşlar 82 Anayasasına göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması yetkili ve teşkilatları kanunla düzenleniyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır. 36. sorumuz. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi ile ilgili yanlış bir bilgidir arkadaş? Yanlış. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini Cumhurbaşkanı, 3'ünü TBMM seçer. Bu doğru bir ibare arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 12 yıldır. Bu da doğru bir ibare. Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi aralarında 5 yıllığına bir başkan seçer. Arkadaşlar burada yanlış bir ibare var. Bu 5 değil de 4 yıllığına arkadaşlar seçiliyor. Anayasa Mahkemesi 2 bölüm ve 1 genel kuruldan oluşur. Anayasa Mahkemesi üyeleri özel veya resmi hiçbir görev almazlar. Dolayısıyla burada yanlış olan bilgimiz C şıkkı. 5 yıl değil de 4 yılına bir ne seçiyor arkadaşlar? Başkan seçiyorlar. 37. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde doğrudan halk tarafından seçilmez? Bu tarz sorular geliyor. Buna dikkat edelim. Belediye başkanları seçiliyor arkadaşlar. Oyla. Köy muhtarları oyla. Belediye meclis üyeleri oyla, büyükşehir belediye meclis üyesi, büyükşehir belediye başkanı da oyla seçiliyor. Fakat büyükşehir belediye meclis üyeleri arkadaşlar üyesi seçimle iş başına gelmez. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır. 38. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin kurucu üye olduğu uluslararası kuruluşlardan biri değildir? Yine güncel bir bilgi. Şimdi Türkiye arkadaşlar Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi, Ekonomik İşbirliği OECD'nin kurucu üyesi, Uluslararası Para Fonu kurucu üyesi değil ülkemiz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır. D8 yani gelişmekte olan İslam ülkelerinde bulunan da kurucu üyesi. Fakat Uluslararası Para Fonu IMF'nin kurucu üyeleri arasında yer almıyor. 39. sorumuz. Dünya üzerindeki kara mayınlarını temizlemeyi amaçlayan sözleşme. Önemli, güzel bir bilgi. Kara mayınlarını temizlemeyi amaçlayan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? Ottawa, Kyoto, Paris, Ankara, Roma. Arkadaşlar dünyadaki kara mayınlarını temizlemeyi amaçlayan uluslararası sözleşme arkadaşlar Ottawa antlaşmasıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? A şıkkıdır. Yazılı kaynaklar içerisinde olayla ilgili genel veya özel hiçbir hükmün bulunmaması durumunda hakim uyuşmazlığı nasıl sonuçlandırır? Yani bir olayla ilgili ne yazılı ne de sözlü hukukta bir
şey yoksa arkadaşlar, işte genel ya da özel hiçbir hüküm yoksa yazılı bir şekilde hakim de ne yapıyor? Örf ve adet hukukuna göre karar veriyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada ne oluyor? B şıkkı. 41 sevgili arkadaşlar, 41 şöyle: tarafların sözleşmede kullandıkları ve ne anlama geldiğini açıklamadıkları bir husus veya bir şahsın davranışının ne anlama gelmesi gerektiğini açıklayan yedek hukuk kuralları ne ad verilir? Sözleşmede kullandıkları ve ne anlama geldiğini açıklamadıkları bir hususu tanımlayıcı mı, tamamlayıcı mı, emredici mi, yorumlayıcı mı, yasaklayıcı mı? Yani eğer bir sözleşmede bir kavram varsa ve ne anlama geldiği bilinmiyorsa, o zaman bununla ilgili muhtemelen yorumlayıcı ek hukuk kuralları devreye girer. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkı. 42 sevgili arkadaşlarım şöyle: 42. Hiç kimsenin kanunda gösterilen ve kendisini ilgilendiren bir yargı mercinden başka yerde yargılanmayacağını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir? Hakimlik teminatı, hukuk güvencesi, kanuni hakim güvencesi, yargının bağımsızlığı, yargıç güvencesi. Arkadaşlar, hiç kimsenin kanunda gösterilen ve kendisini ilgilendiren bir yargı mercinden başka bir yerde yargılanmayacağını ifade eden kavram kanuni hakim güvencesi. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? C şıkkı. 43. arkadaşlar sorumuz: aşağıdakilerden hangisi milletvekillerine sağlanan güvencelerden biri olan yasama dokunulmazlığının ile ilgili yanlış bir bilgidir. Yasama sorumsuzluğundan bahsettik. Bu yasama dokunulmazlığı. Dokunulmazlık, seçimlerden önce veya sonra suç işlendiği iddiasıyla milletvekilleri hakkında adli ve idari işlem yapılmamasıdır. Doğrudur sevgili arkadaşlarım. Dokunulmazlık parlamento kararıyla kaldırılabilir ama yasama sorumsuzluğu hiçbir şekilde kaldırılamıyordu. Buna dikkat edelim. Dokunulmazlık süresince dava ve ceza zaman aşımı işlemez. Doğrudur. Dokunulmazlık milletvekillerinin ceza ve hukuk davranışlarına karşı kurur. Bu arkadaşlar neydi? Bu yasama sorumsuzluğuydu. Yani yasama sorumsuzluğu milletvekilini ceza ve hukuk davalarına karşı koruyordu. Yasama dokunulmazlığı değil. Dokunulmazlıktan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar da yararlanır. Bu da doğru. Dolayısıyla burada yanlış olan bilgimiz hangisi? D şıkkı. 44. sorumuz: 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Cumhurbaşkanı'nın görev süresi dolmadan önce herhangi bir sebeple makamı boşalırsa seçimle 45 gün içinde tamamlanır. Doğru. Cumhurbaşkanı seçimi en fazla 2 turda tamamlanır. Doğru. En az 20 milletvekili meclis içinde veya dışında adaylık şartlarını taşıyan birini aday olarak gösterebilir. Bu da doğru arkadaşlarım. Mevcut Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu Meclis Başkanı Divanı'na görev süresi dolmadan en geç 90 gün içinde yapabilir. Burada bir süre kısıtlaması yok arkadaşlarım. Dolayısıyla bu yanlış bir ibare. Bir adayın ilk turda kazanabilmesi için geçerli olan insan çoğunluğu almış olması, yani 50 artı 1 alması lazım. Bu da doğru. Dolayısıyla burada yanlış olan bilgi mevcut Cumhurbaşkanı adaylığını herhangi bir süre belirtmeksizin aday olduğunu açıklayabilir. Sevgili arkadaşlar, 90 gün burada şartı yok. 45. sorumuz: 1982 Anayasası'na göre ülkenin tamamında geçerli olabilecek şekilde vatandaşlara para, mal ve çalışma yükümlülükleri getirilebilmesi hangi dönemde mümkündür? Olağanüstü hal, ayaklanma, şiddet olayları, doğal afet, seferberlik durumu. Şimdi arkadaşlar, anayasamıza göre ülkenin tamamında geçerli olabilecek vatandaşlar para, mal ve çalışma yükümlülükleri ancak olağanüstü dönemlerde, olağanüstü hal dönemlerinde olabilen bir durum. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkı. 1982 anayasasına göre Anayasa Mahkemesi'nin kararları ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kararlar resmi gazetede yayınlanır. Doğru mudur? Doğru. Kararlar geriye yürüyemez. Doğru. Kararlarına Yüce Divan'da itiraz mümkündür. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına arkadaşlar Yüce Divan'da itiraz mümkün değil. İptal kararları gerekçeli olarak açıklanır. İptal kararlarının yürürlüğe girişi ertelenebilir. Sevgili arkadaşlarım, burada yanlış olan bilgimiz C şıkkı. 47. sorumuz: aşağıdakilerden hangisi belediye başkanının görevinin sonunu erdiren hallerden biri değildir? Belediye başkanı. Belediye meclisinin feshini gerektiren eylem ve işlemlere doğru arkadaşlarım. Görevini sürdürmeye engel bir hastalık durumu olabilir. Seçilme yeterliliğini kaybetmiş olabilir.
Bakanlık müfettişinin olumsuz raporu arkadaşlar belediye başkanının görevinin sonlanmasında etkili bir durum değil. Ölümü olabilir. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkı nedir? D şıkkı. 48. sorumuz bir güncel bilgi sorusu olarak da düşünebilir. Sovyet Rusya'nın NATO'ya karşı kurduğu Doğu Bloku Birliği aşağıdakilerden hangisidir? Moskova, Kiev, Varşova, Ankara, Bükreş. Arkadaşlar 1955 yılında Doğu Blok ülkeleri yani Rusya'nın öncülüğünde NATO'ya karşı kurdukları birliği arkadaşlar Varşova Paktı'dır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır. Varşova Paktı NATO'ya karşı kurulmuş bir askeri birlikti. TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi arkadaşlar Armason Atmaca Atak Anka Sondur arkadaşlar. Ülkemizin TÜBİTAK tarafından geliştirilen ilk seyir füzesi. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B. Son sorumuz arkadaşlar. Son sorumuz şöyle. Nobel ödülleri aşağıdaki alanların hangisine verilmez? Nobel ödülleri. Nobel edebiyat şey Nobel ödülü arkadaşlar fizik alanda veriliyor. Tıp alanda veriliyor. Edebiyat alanda veriliyor. Kimya alanda veriliyor. Mesela kimyada bizde Aziz Sancak kazanmıştı. Edebiyatta yine Orhan Pamuk kazanmıştı. Biyoloji alanda arkadaşlar verilmiyor. Zaten tıp alanda veriliyor, fizik alanda veriliyor. Fakat biyoloji alanda ne verilmiyor? Nobel Edebiyat Ödülleri verilmiyor. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda sizinle birlikte 50 sorudan oluşan anayasa vatandaşlık sorularıyla birlikte bu derslerin bir genel tekrarını yaptık. Bir full bir tekrar yaptık. Burada cevap anahtarları da var. Bu çalışmayı arkadaşlar ben sizler için sevgili arkadaşlarım açıklama kısmına bunun sevgili dostlarım PDF'ini bırakacağım. Siz buradan alıp çözebilirsiniz. Bu video sonuna kadar benimle izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Beni ve yorumlarınızı bekliyorum. Umarım başınıza bir katkısı olur. Beğenmeyi arkadaşlar unutmuyoruz. Beğenme ücretsiz. Abone olmak ücretsiz. Yorum yapmak ücretsiz. Dolayısıyla bunları da esirgemeyin. Bir dahaki çalışmada görüşmek dileğiyle. Sevgili arkadaşlarım iyi çalışmalar. Sevgiler selamlar.